şanlıurfasembol.com. Taraftar değiliz, haberciyiz. Şimdi bugün burada Sayın Vali ile de karşılaştık ve görüştük. Bunun dünyanın en barışçı yöntemleriyle kendini yeniden inşa eden bir halk var orada. Bugüne kadar bir tek kurşun atmadan kendi varlığına yönelinmedikçe, kimseye yönelmeden ve kimseden taraf olmadan, kendisi için taraf olarak kendini var eden bir halk var orada. Ve bu halk bütün bu barışı temel alan yaklaşımlarına rağmen büyük bir saldırıya maruz kalıyor. Şimdi bu halk diyoruz ama bu halk işte Ceylan Pınarı'nın hısımı, emmisi oğlu, dayısı oğlu, kardeşi orada. Ortadaki sınır yapay. Ortadaki sınır olmasa bizim halkımız, hepsi bizim kardeşimiz. Meselenin saçma olan tek bir yeri var, bu sınır meselesi. Burada insanların etinden et koparılıyor, canından can gidiyor. Kürt bölgelerine dönük bütün sınır kapıları kapatıldı. Bu çatışmalar Suriye meselesi başlayınca. Arap bölgelerine olan sınırlarda da kevgire döndürüldü. Orada da girenin çıkanın hesabı yok. Buradaki Kürtler kardeşlerine elbette ki sahip çıkacaklar. Demokratik tepkilerini gösterecekler. Onların derdiyle hem dert olduklarını hem hal olduklarını bir şekilde belli edecekler. Bu da doğal. Doğal olmayan bir tek şey var, bunu yasaklamak. Sayın Vali'ye de aktardım. Bunun yolu BDP ile halkla ortaklaşmaktan geçiyor. Sizin miting için söylediğiniz kaygılar, can güvenliği kaygıları miting için geçerli değil. Sınıra sıfır noktası olmaz, sınıra X noktasında yapılır ama bu insanlar oradaki kardeşlerine bir dayanışma, buradayız, sizi görüyoruz, duyuyoruz, bağrımızı açıyoruz mesajını iletmek zorundalar. Bunun yolu paylaşmaktan geçiyor. Paylaşacaksınız, birlikte düzenleyeceksiniz, birlikte düzenleyeceğiz. Ve bu insanlar bu duyarlılığı ortaya koyacaklar. Siz Kürt bölgelerinin sınır kapısını toptan kapatıp Arap bölgelerinin olanı da kevgire döndürdüğünüz zaman bu can güvenliği, şu bu sözünüz hayata tekabül etmez. İnsanlar bunun samimiyetine bir türlü inanamazlar. Bir bayrama giriyoruz. Orada insanlar büyük bir zulme duçar oluyorlar ve onlara atılmadık iftira kalmadı. El-Kaideci de dediler Kürt'e, Kürt'e Esadçı da dediler. Bir türlü şuna ihtimal vermediler. Ya Kürt kendisi için bir taraf olamaz mı ya? Kürt halkı Rojava'da kendisi için taraftır. Yönelinmedikçe barışçıl inşasını da geliştirerek sürdürecektir. Sayın Vekilim, siyasetle ilgili de bir sorumuz var acaba. Buyurun. Bu ince Pelle Gürsel Tekin bir açıklaması oldu. Aday olmayacağını açıkladı İstanbul'da. Gürsel mi açıkladı? Evet, Gürsel Tekin. Sırı Önder ile Mustafa Sarıyer'in aday olması siyasete renk katacaktır şeklinde bir açıklaması oldu. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Sizin adaylığınız söz konusu mu? Arkadaşlar da biz adaylığımızı şahsi olarak belirtemeyiz. Örgütümüz var, partimiz var. HDK ve BDP bayramdan sonra toplanacak ve bu meseledeki ilkelerimizi belirleyecek. Ondan sonra biz bugüne kadar İstanbul'da gezi direnişiyle özellikle bir kentin nasıl yönetilemeyeceğini gösterdik. Bir HDK'li belediye başkanı olursa bu sefer de o kent nasıl yönetilirmiş onu göstereceğiz. Bakalım. Örgütümüz, partimiz karar verir. Teşekkürler. Teşekkürler.